Ali Rıçma Piyasa'nın herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, FED, Amerikan Merkez Bankası açıklama yapmış ve dolar endeksi yükselişe geçmiş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Zaten bu bölgenin çok önemli bir destek olduğunu, yılların desteği olduğunu günlerdir, haftalardır, aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Yani daha önce de bahsetmeye çalıştığım. Özellikle bakın 2003 ile birlikte dolar endeksinde 90 aşağı kırıldıktan sonra yıllarca bu 90'ın üzerinde bir varlık gösterememişti. Ama 2014 ile birlikte üzerine çıktıktan sonra artık bu bölgenin önemli bir destek olduğunu sık sık ifade etmemin sebeplerinden biri de buydu. 2003-2021 aralığında oluşan süreçte 18 yılda neredeyse. Önemli bir geçiş bölgesi ve şu anda görmüş olduğunuz gibi benim de son günlerde özellikle gerek kapalı yayınlarda bahsetmeye çalıştım. Gerekse sizlerle yapmış olduğumuz yayınlarda bahsetmeye çalıştım. Büyük ikili dip ihtimalini konuşuyoruz. Ve bugün özellikle benim yine kendi geliştirdiğim sistemin çerçevesinde bahsetmeye çalıştım. Pozitif bant kovalama dolar endeksinde. Eğitimlerimdeki arkadaşlarım bileceklerdir. Son günlerde özellikle bahsetmiş oldum. Pozitif bant kovalama hızlanacaktır dolar endeksinde. Ve ilk etapta 91.5'la gördüğünüz gibi gerek 200 günlük gerek 60 günlük bu seviyenin üzerine ulaştı. Daha önceki tepe olan 91.400'ünde bir yerde yarın öbür gün üzerine çıkmak isteyecektir. Ve trendin hedefi de daha önceki 93'leri kademe kademe görmek isteyecektir. 93-90 bölgesini eğer dikkate alacak olursak aradaki farkı da üzerine eklediğimizde yıl sonuna kadar 96'ya giden bir kur hareketi, dolar endeksi hareketi göreceğimizi söyleyebilirim. Peki bunları söylerken son günlerde euro dolar paritesi için ne diyorduk? Negatif bir süreçten bahsetmiştim. Hatta negatif R2K ihtimalinden bahsetmiştim. Yani anlamı şu, euro dolar paritesinin bir ikili büyük resimden baktığımızda ikili tepe ihtimali görmüş olduğunuz 1-2. Ya bunun tabi öncesinde de yine dolar endeksinde olduğu üzere bu bölge çok güçlü bir tarihi bir dirençtir. Dolayısıyla geçilmesini beklemiyoruz dememin sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Bakın 2004-5'ten gelen önemli destek 1.22'ler, 23-22 bölgesi. Sonrasında kırıldıktan sonra rol değişimi direnç gördüğünüz üzere. Bu süreç tamamlandı ve önümüzdeki günlerde beklediğim diyerek bahsetmiş oldum. Çok basit tekniklerle okuma yazma bilen herkesin anlayabileceği tarzda anlattığım çalışmalarımla görmüş olduğunuz üzere satışlar gelmeye başladı ve özellikle bu hafta bugünlerde beklediğim negatif bant kovalamada devam ediyor. Hızlandı daha doğrusu. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle HDTR'ye göre de hedefler daha önce de vermiştim ama vermeye devam edeceğiz. Tabii nereye kadar gelebilir, nasıl olabilir? Bunu da çok basit bir şekilde şöyle bir isterseniz alalım. Şu anki durum ve ilk etapta ilk adımda gelebileceği aralık olarak şurayı belirliyorum. Şu an mesela HDTR kaç? Eksi. Eksiye geçti. Eksi 0.004. Peki nereye kadar gelebilir? Trende baktığımda eksi 0.18. Yani 200 pips daha aşağı gerektir. Yani anlamı şu. 1.20 200 pips daha diyecek olsak 1.18'lere kadar euro dolar paritesinde bir geri çekilme normal olacak. Daha büyük resme baktığımızda ise hemen şöyle alıyorum. 350 pips diyecek olursak buradan demek ki 1.1750'ye kadar tekrar daha önce görmüş olduğu 1.1750'ye kadar süreç başladığını söyleyebilirim. Peki bunlar olurken diğer enstrümanlara bakmayacağım. Sterlin, onlar da zaten beklediğim süreç gerçekleşiyor. Altın için ne diyorduk değerli arkadaşlar? Bakın geçen haftadan beri altında Amerika'da enflasyon yüksek çıktığı için ne deniyordu? Sürekli altının yine yükselebileceği 2000'ler falan filan konuşulurken
bize altında artık işin bittiğini, hatta geri çekilmenin etkili olacağını dünkü videoda da 1834'lerden bahsetmiştim ki bakın 32. Bunun altında da Excel tablosuna göre bahsetmiş oldum. 1798'i hedeflediğimi söylemiştim. 1798. Şu an orayı bekliyoruz. Şu an kaç? 1832. Yani bizi izleyen ne demek istediğimizi çok iyi görüyor ve tane tane herkesin anlayabileceği tarzda anlatmaya çalışıyorum. Peki, şimdi birkaç tanesine daha döneceğim ama negatif R2K'ya göre, bakın pardon, hem negatif R2K hem de HDTR'ye göre değerli arkadaşlar, ilk HDTR eksiye geçtiğindeki rakamlara bakıyorum. Şöyle alıyorum. Şuraya alacağım. 1798'i zaten söylemiştik. 41. Evet, 1798. Hatta 95-98 arası diyelim. Görebilirim. Peki, sterlin dolarda durum nedir? Sterlin dolarda da 1.40'ların altı artık görülmeye başladı. Burada da daha aşağıda daha önce hedeflemiş olduğumuz seviyelere doğru geri çekilmeye devam çekilir. Bazı paritelere de bu anlamda bakmakta fayda var. Benim yakinen takip ettim. Yine dolar endeksinde olduğu gibi İsviçre frangı burada da 200 günlük ve üzerine hareketlerin başladığını net olarak söyleyebiliriz. Yarından sonra biraz daha belki birkaç günlük dinlenme ama sonrasında yükselişlerin devamı gelecektir. Peki XAGUS'de gümüşte de zayıflama eğiliminden o onsa göre güçlü olduğundan bahsediyordum ama biraz daha bir zayıflama eğilimi belki ortalamalara doğru bir geri çekilme ihtimali olduğundan bahsetmiştim. Şimdi burada da büyük ihtimalle 26.5'lara doğru bir geri çekilme göreceğiz. Peki gelelim gram altına. Gram altında bahsetmiş olduğumuz o geri çekilme tepki sonrası satış fırsatı demiştik. Devam ediyor. Burada da gram altında da 200 günlük hareketli ortalamanın öncesinde 485-490'ların potansiyeli olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Negatif olmaya başladı HDTR. Negatif R2K o günlük günün detay periyotlarına baktığımızda bunu görebiliriz. Brent petrolde de şu an için bir dönüşten bahsediyorum. Brent petrolde de artık bir çubuk çok şeyi anlatıyor zaten orada gördüğünüz gibi. Burada da geri çekilme önümüzdeki süreçte büyük olasılıkla 70 dolarların altına doğru, hatta ilk etapta 72 sonrasında da 70 dolarların altına doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Hemen buradan nereye dönelim? XAG gram gümüşe döndüğümde burada da geri çekilmeden bahsediyorum birkaç gündür. Peki asıl dolar TL'yi merak ediyorsunuz. Dolar TL'de de şöyle söyleyeyim. Dolar TL'de 8.50'nin üstü her yer benim için satış fırsatıdır. Hala da satış fırsatı olmaya aday. Yarın bu büyük çubuğun daha tersini görebiliriz. Eğer yukarı yapacak olursa ben satış stoğu çoğaltmaya devam edeceğim. Dolayısıyla dolarda yukarı hareketler artık bizim için satış fırsatı olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Yarından sonrasını izliyoruz. Yani kısa, orta, uzun vade için dolar TL'de aşağı hareket, yani TL'nin güçlenebileceği süreç devam edecektir diye düşünüyorum. Ters bir durum yok. Yarın Merkez Bankası faiz indirse bile çok sert bir yukarı hareket sonrasında tekrar aşağı gelir diye düşünüyorum. Ama böyle bir cesaret içinde olacağını zannetmiyorum. Ama tabii burası Türkiye, her şey olabilir. Yine de ben dolar TL'de öyle dolar gaz verenlerin pek de söylediklerine dolar gözü şeklinde bakmamak gerekir diye düşünüyorum. Dolar göze bakmamak gerekir diye düşünüyorum. Neyse. Diğer enstrümanlar tarafında özellikle altında biraz önce de bahsetmiş oldum. Görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Herkesin gözleri altın görmeye başladı süreçte. Dedi ki altın bitmiştir artık bekleyin. Hedeflerimiz belli. Şimdi buradan nereye dönelim? Buradan isterseniz borsalar tarafına diyeceğim ama hiçbir yere dönmeyelim. Zaten söyleyeceğimizi söyledik. Dolar TL dedik. Borsalar tarafında da bir satış var. Şimdilik bu olsun. Kısa bir FED sonrası karşılaştırma olsun. Amerikan faizleri tekrar 1.60'lara doğru gelmeye başladı. Avrupa faizleri sakin, Amerikan faizleri yüksek. Bu süreçin etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Excel tablosunda da ben diğer detaylı çalışmaları diğer eğitim kurumuma tekrar paylaşacağım. Sizler de tabii her gün bu yayınları görmek
Eğitimlerimize katılmak isterseniz Reçve Eğitim Danışmanlık sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Buradan kapalı devre eğitimler, her gün devam ettiğimiz çalışmalar, detaylara her gün düzenli bir şekilde size günde yerine göre 1, 2, 3, 4 tane video daha gelebilir. Ama minimum 2 videoyla her gün hem piyasaları yorumluyoruz hem dersleri tekrar ediyoruz. Çok verimli, gayet güzel dersler yapıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.